Hepinize merhabalar dostlar. Planet Crafter'ın 24. bölümü. 3 koordinat var. 3'ünü de buldum. Tam nokta atışı değil ama 3'ünün de yerleri belli. Şimdi birincisi şuradan değil de şelalenin oradan şu dağın arkasından girdiğimiz, bir önceki bölümde girdiğimiz mantar mağarası. -464, -400 -40 olan kod orası. Ondan sonra hemen şuradan kontrol ediyorum. 964'e 68. Bir önceki bölüm terse, eksiye gittiğimiz koordinat. Şu alaşım şey, nedir o? Süper alaşım mağarasındaki yer. Oraya da daha önce girmiştik. Yani biz iki yeri bulmuşuz. Şurası, şuranın içindeki yer. Biliyorsunuz orayı zaten. Üçüncüsü de şu arada, bakın şu çıkıntıların arasında. Orası da 3 tane istiyor. Ben toplamda 10 tane anahtar buldum. Onun 3 tanesini aldım, oraya koydum. O kapıyı açtım. Şimdi oraya gidiyoruz. İçeriye girmedim ama, içeriye bakmadım. İçeride eğer bize bir koordinat daha verirse, burası şu ana kadar aldığımız 3. koordinat. Burada da bir koordinat verirse, orası da artık oyunun biteceği koordinattır herhalde, bilmiyorum. Ya da buraya gireceğiz. Buradakileri de toplayacağız, ne verirse loot. Toplam 10 taneyi bir yerlerde evde bekleteceğiz. Bu füzyon reaktörü dediği olay, o son açılacak olan Zabazingo'da açılınca bu 10 taneyi içine koyup gideceğiz. Şu an evde 7 tane var. Yani buradan bir 3 taneyle çıkmam lazım normalde. Bakalım çıkabileceğiz mi? Eğer buradan 3 taneyle çıkamazsak, şöyle solda kaldı bir dakika. Bu arada gece oluyor ya, hadi hayırlısı, şu tepede. Şu ikisinin arasında tam. Bunlara baktım daha önce, boş. Şu an elimde 7 tane var. Bakın 3 tanesi burada. Yani buradan bir 3 tane daha bulmam lazım ama bulamazsak o 3 tane haritanın başka yerlerinde gizli demektir. Gezerken karşımıza çıkma ihtimali var demektir. Bakıp göreceğiz. Ha, çok şükür. Gece oldu. Hiçbir şey göremeyeceğim diye korkuyordum. Lambayı kapat. Bir tane başarım aldık ama. Ancient Paradise diye. Buralarda bir şey. Bunlar. Asıl yapı bura. Evet ama bu nereye gidiyor? Onu yok mu kardeşim? Hani lan siz bizden daha gelişmiş canlılardınız? Tahtadan merdiven yapmış herif ya. Yani binanın oralarda mutlaka loot var. Ama önce ben... Lan bir de jetpack çalışsa. Önce bir etrafı gezeyim. Aha. Serena kelebeği. Sıra dışı larva ile işimiz yok. Sıradan larva. Buradan yol var. Buradan yol var. Bir de buradan yol var. Neyse, her zamanki gibi biz soldan başlayalım. Birini aldık. Şu en sola bir çıkayım ben. Böyle her an her şey olabilir. Serena kelebeği bildiğim kadarıyla 1000'in üzerinde olması lazım. Aynen 1200. İyi, beleş larva. Koyarız. Bu taraf. Bu taraf geri gidiyor. Çık bakalım aslanım. Sola. Sola gitmiyor. Sağa gidiyoruz.
Böyle. Tamam, sözde uzaylı lan bunlar. Herhangi bir koordinat yok. İkinciyi de aldık. Yani sözde bizden daha gelişmişler. Tahta merdiven yapmış lan Arif. Dalga mı geçiyorsun oğlum? Görünürde pek bir şey yok. Bunları aldık. Şöyle ağırdan düşmeden inelim. Zıpla bakalım. Bunun üstünde bir şey var mıdır diye baktım ama erişemiyoruz. Altın kelebeği larvası mı? Oha! %1500. O da güzel. Yerlere dikkatli bakalım. Bura sürprizlerle dolu. Sıradan larva. Başka vereceğim mi kardeşim? Şunu aldık buradan. Biz yine yerlere iyi bakalım ya. Hatta shift kullanmadan gideyim. İyi de burada yol yok kardeş. Bak ya, açık lan. Orada bir yerde yol vardı da ben mi görmedim? Yo. Yandaki yoldan mı buraya atlayacağız? Neyse, o tepeden bir daha çıkarız. Bir de şu sağa bakacağım. Yerlere bakmadım yine. Hadi lan, bir altı kelebek daha. Neyse, dur bakayım. Bir tane bulduk. Alektar. Aha da iki. Şurası. Biz oradan çıktık. Yol zaten burası, doğru. Tamam, şuna bak. Bildiğin tahtayla yol yapmışlar ya. Ya da siz ilkelsiniz. Bizim şifremizi çözemezsiniz, yetişemezsiniz. Tahtalardan gidin demek için de, aşağılamak için de yapmış olabilirler. Zaten adamlar bizi sevmiyor. Buradan nereye çıkıyoruz? Buradan bunu mu gösteriyorsun? Şuradan bir daha tırmanıp şu yan tarafa da atlamayı düşünüyorum. Herhalde buradan gideceğiz. Şu yol bir nereye gidiyor, bir gidelim. Bunun üstü boş. Ağaç. Ha, tırmanmaymış. Tırmanalım bakalım kardeş. İki, üç, dört oldu. Bir serene daha. Oğlum altın kelebek vereydin ya. Serena biraz düşük be kardeşim. Karşıda ya mağara var ya da var gibi görünüyor. Su, iç suyumuz var. Bekleyince larva mı oluşuyor lan? Bekleyeyim mi biraz acaba? Yani şu yoktu az önce.
Olur mu olur. Allahu Ekber. Nereye düştük? Ha, tırmanacağımız yere. Neyse dur. Hop. Bayağı bir serena kelebeğimiz oldu. Hadi bakalım. Olmadı bir tane daha şey yaparız. Kelebek kubbesi yapar. Serenaları atarız. Altın kelebeği yüksek ihtimalle şeye atarım. Kelebek çiftliği muhabbeti var ya. Oranın etkisi daha fazla. Gerçi artık çok işimiz de yok ya. Yani ihtiyacımız yok aslına bakarsanız. Buradan aynı yere geldik. Bu nedir kardeşim? Sıra dışı larva. Sıradan larva. Neyse şu Gobe'ye bir tırmanalım. Bir tane tablet var. Bir zamanlar yaşıyorduk. Artık yaşamıyorlar demek ki. Ön 4 tane bulduk. Beşinci nerede kardeşim? Buradan mı çıkmadık biz? Ben buradan çıktım işte, çıkamadım hatta yukarıya yani. Buradan mı geleceğim? Bir bakayım. Tamam. Buralarda bir şey yok. Tamam, bunu da aldık. Meydanda vardı da ben mi görmedim lan? Yo. Yani bir tane daha olması lazım. Biz buraya geldiysek bunun 5'ini de vermesi lazım baktığımda. Burada yok. Ben buraya çıktım zaten. Bir serene daha verdi. Bunlar da yok. Buradan zaten sola gitmiyor. Benim burada atladığım bir yer var büyük ihtimalle ya. Tamam. Bunu da aldım. Allah Allah lan. Beşincisi nerede? Yolumuzun üstünde falandı da ben mi görmedim ya? Allah Allah. Tamam. Bir o tepede, iki bu. Yol üstünde mi vardı? Yo. Lan Allah seni, kenarlara baktık, ben bunu nasıl görmedim ya? O kadar baktık bir de yani şuralara. Atlamışım. Sorry. Oğlum şunlar artık kaybolsun. Bak dikkatimi çekip duruyorsun. Altın kelebek diye bakıp duruyorum. Sıradanlık, sıra dışı ıvır zıvır çıkıyor. 5.
Açıl bakalım. Bir zamanlar yaşıyorduk diyor lan. İçeride falan olmasınlar. Olur mu olur? Hoppa canım. Çiçekler, böcekler falan var ha. Aha. Önce bir şöyle etrafı gezelim. Her zamanki gibi. Bunlar altın kelebek zannımca. Evet. Baba, önce hikaye oku. Halkımız yine bir felaketle karşı karşıya, tahminler doğru ise meteor birkaç gün içinde gezegene çarpacak. Şehirler inşa ettiğimiz harikalar yerle bir olacak. Sanatımız, geleceklerimiz, hayatlarımız son bulacak. Yıkım bir kez daha bizi bekliyor ancak bu sefer kaçmayacağız. Ölüm yakamıza yapışmışken kaçmanın bir anlamı yok. Olduğumuz kişiler olmaktan gurur duyuyoruz. Değerlerimize sahip çıkıyoruz. Hikayemiz ateşlerin ve küllerin arasında yok olup gidecek. Aynı bir kelebeğin ömrü gibi güzel ve fani. Sonumuzda yüzleşme vaktimiz geldi. Meteor çarptı da madem, niye buralar yok olmadı kardeşim? Sizin meteor size oyun oynamış bence. Evet, önceki kasada bir altın kelebek daha verdi. Burada bir tane daha var. Bunu da aldık. Hop, 3 tane altın kelebek, 3 tane, 4 tane de serena çiçek. Bunların bir hükmü yok. Şu ikisi hariç şunların bir hükmü yok. Bunları direkt atabilirim bile. Gökhan, kapıya bakıverir misin? Evet. Elimizde hiç koruyucu anahtar olmadan geri dönüyoruz. 3 tane daha bulmak gerekiyor yani. Gel, hoş geldin. Kayıttayım. Buralarda başka bir şey yok. Buraya da şimdilik böyle veda edelim. Gel otur. Sandalye çek. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Jetpack çalışmıyor. Evet, şimdiye kadar bulduğumuz 3 yer bu. Şimdi benim düşündüren, bu anahtarlardan 7 tane var. 10 tane bulman gerekiyor diyordu. 3'ü nerede? Acaba nerede? Burayı hiç iyi olmadı, burayı bulmam. Yani iyi oldu da bir sürü güzel şey bulduk ama şu 3 taneyi buraya heba ettik. Geri de vermiyor namussuz. Şimdi şu sol tarafta şelalelerin olduğu yerde bundan bir tane vardı. Onu da bir göstereyim hem size. Bak, bir tanesi burada. Bunu almış mıydım ben daha önce? Almışım. Evet, göstereyim dediğim buydu herhalde. Şu soldan doğru gidelim. Yani şu an bir 3 tane daha lazım bize. Ama nerede bilmiyorum. Kuvarsların olduğu yere birkaç kez girdim. Orada olsa karşıma çıkardı. Biz yine buradan gidelim. Buralarda değil. Çünkü o anahtar muhabbetini taktıktan sonra ben buraya 3-4 defa girdim. Mutlaka görürdüm. Dur lan. Bir acıkırsın, bir susarsın. Neymiş arkadaş ya? Bunlar neydi? Blazar. Bunlardan çok var evde zaten. Orası da güneş kuvarsı.
Bundan buralarda yok. Yani normalde her bölgede bir tane çıkıyor. Karşıda bir tane sandık var. Onu hatırlamıyorum hiç. Her bölgede bir tane bu korucunun muhabbetinden var. 100 jeton, patlayıcı toz lazım olabilir. Sen şunları al ya kardeş. Bize boşuna yük yapmasın. Gübremiz de var zaten. Bunların hepsi bizde var. Gerisi senin olsun. Burası uranyum mağarasının olduğu yer. Sol tepeye çıksak iyi olurdu ama. Yani bu korucun anahtarından kendiliğinden böyle bölgelerde meydana çıkan 3 tane daha anahtar var. Demek oluyor bu. Ben 10'unu da buldum diye rahat rahat takılıyordum. Az önce girdiğimiz yerden çıkarken elimde yine bir 3 taneyle çıkarım dedim ama vermedi hiç. Buralarda yok. Yani buralarda da çok gezdim zaten. Olsa mutlaka görürdüm. Ama yine bir şöyle dolaşalım. Belki gözden kaçmıştır. Şurada bir yerde bir tane var zaten. Onu almıştım. Yani hemen hemen her ham madde bölgesinde bir tane var. Buralarda. Zaten yaklaştığında parlamaya başlıyor. Hatta bu bölgedeki de ya orada ya burada. Heh, şurada. Tamam. Bunu da aldım zaten ben. Haritada gösteriyor mu lan? Yok. Şu obsidiyen bölgesinden aldım bir tane. Hiçbir şeycik göstermiyor. Böyle gezeceğiz. Ha, şu benim ışınlayıcının olduğu patlatıp girdiğim yer burası. Buralarda var mı kardeşim? Varsa çık meydana. Hayır. Benim patlattığım yer burası dostlar. Bunun içine gelip gireceğiz. Bu devasa bir şey. Yani inanılmaz büyük. Kayboldum. Ya açlıktan ya susuzluktan öldüm. Böyle çıktım. Buralarda. Hani belki geceden faydalanır. Bir mağara. Bu mağarada içinde patlayıcı olan yerdi. Evet. Tamam. Buraya da geleceğiz zaten. Bunun diğer tarafı. Şurası patlayıcılı. Evet, tamam. Burada da yok. Yani o üç anahtarı bulmak lazım. Ama nerede? Şöyle bölge bölge gezeceğim. Şunun içinde vardı bir tane galiba. Bak buraları hiç gezmedim ha. Buralarda da olabilir. Şöyle bir dolanalım. Yani bu kanyonun içinde de bir tane olabilir. Buradan hiç almadım. Varsa. Şu sağdan düz gidelim. Soldan geri gelelim. Lo 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 lo. Şu hangi bitki? Oraya mı? Bunu da aldık.
sendik. Aman üretiyoruz, nasıl söylene gerek var. Hadi kardeşim. Bir tane daha çıksa. Şu sarmaşıklardan tırmanılabiliyor diye hatırlıyorum. Şu yemeği bir ye. Suyu da iç. Bu arama bitkisi zaten. Bunun tepesinde yok. Bir de buraları gezelim. Bunları hep lootladım ben de. Bir de buraya tırman. Burada da var bir orama bitkisi. Mağara mı var lan orada? Evet. İridium. Buraya daha önce geldim galiba ya. Oh. Burada da var bir patlayıcı yeri. Patlayıcıları yapıyoruz. Bayağı seri patlayıcı üretiyorum şu an. Buraları inşallah hatırlarsak daha sonra. O arama zaten. Yani buralarda herhalde o koruyucundan atarından herhalde yok. Yani o diğer 3 taneyi bulamazsam da birilerinden video izlerim. Bulmuştur illaki birileri zanımca. Oradan kopya çeker buluruz. 3 tane kaldı zaten. Hemen hemen her bölgede bir tane buluyorum. Buraya bayağıdır gelmedim. Bu ana atar muhabbetini taktıktan sonra. Varsa bir tanesi buradadır. Şuraya da girmeyi unutmuşum. Burayı görmemişim. Bunun içine gireceğiz. Sonraki bölümlerde. Hatta bir sonraki bölümde büyük ihtimalle gireriz. Burası da patlayıcı. Ya şu bölge, yani bu kayalık komple patlayıcı abi. O da değil. Şunun etrafını da gezelim de ondan sonra yavaştan evin yolunu tutalım. Ben onu bir sonraki bölüme kadar arada birilerinden izler bulurum onu ben. İlla ki birisi yazmıştır. Bu anahtarların lokasyonları diye. Bir video bir şey yapmıştır. Oradan buluruk. Yani öyle laleten bir yerde de olmuyor. Ya böyle bir ağaçların çok olduğu yerde, ne bileyim bir yıkıntının olduğu yerde falan. Mesela Obsidian bölgesindeki o geminin dibinde. Gemiye çok yakın. Yani şunun çevresinde bir yerlerinde varsa vardır. Şu ortada falan mesela. Ulan bir ne zaman öleceğimi bilmiyorum Sefa ben. Yani saatlerdir arıyorum. Dedim büyük ihtimalle etkileşimli olan bir yerdedir dedim. Ah burada çıktı. Tamam birini daha bulduk. 8. Son 2 tane kaldı. Gitmediğim 2 bölge. Nerede bulmadım? Alüminyum bölgesinde bulmadım. Hiç. Şu mantarlar nedir? Mantar mağarasındakini aldık. Evet onu alıp oraya koyduk. Bunlar biraz dikkatimi çekti ama buralarda kırılacak mırılacak bir yer herhalde yoktur. Bizim evin önündeki göl de aslında bunun olabileceği bir lokasyon, biliyor musunuz? Anahtarın bulunabileceği bir lokasyon ama bilmiyorum var mıdır. Gölün altına bakmak lazım.
Burası da bir enteresan duruyor ama. Neyse şöyle yandan doğru eve doğru gidelim. Bu arkadaş burada, bunu aldık zaten. Şöyle bir parmağımı dinlendireyim. 7 tane evde var, bir de bu 8. Kaldı 2. Alüminyum bölgesinde bulmadım galiba. Obsidyen bölgesinde buldum. Bu tarafta bir yerde ya büyük ihtimalle o ikisi de. Şuralarda bulmamıştım hiç. Şöyle şuraları daha sonra gezdim ama. Bu taraftan dolaşarak gidelim. Suyumuz falan var, sıkıntımız yok. Yani boyutlardan herhangi birinin içinde olma ihtimali yok bence. Normal bitki. Şurası uranyum mağarası olması lazım. Bir de buraya bakalım. Aynen, burası uranyum mağarası. Buraları hep lootlamışım. Uranyumu buraya da koyup buradan da çıkarabilirmişiz ama. Biz o taraftan çıkarıyoruz artık. Sağlık olsun. Büyük ihtimalle buralarda bir yerde bir tane daha vardır. Ama nerede? Şu arkada bir ağaçlık yer var. İçimiz çürüdü bir şeyler aramaktan be. Mesela şu çok ortada duruyor. Ama fiyasko. Patlatmalık yer var. Bunları patlayıcıları üzerime doldurup gelip bir ara hepsini sıradan patlatacağım ya. Burada bir şey var mı? Hayır. Buralar zaten hiçliğin ortası. Şöyle bakana bakana gidelim ya. Şu bu tarafta sadece obsidyen bölgesinde buldum. İlla ki şu bölgede de var. Yani buralarda. Ne diyorsun Sefa? Bulur muyuz? Allah. Oyun bitiyor biliyor musun? Sonlarına geldim. Ya bu hikayesi sonlanması için bu arada bir şeyi bulmam lazım. Bundan 10 tane lazım. Ben şu ana kadar 8 tane buldum. Öbür ikisi de buralarda bir yerlerde önüme çıkacak ama. Daha doğrusu birisi çıkacak. Biri de başka bir bölgede. Ama lakin öyle değildir işte. Gezip bulman gerekiyor. Buralarda ağaç maaş çıkmış lan. Olur mu acaba? Heyecanlı bir oyun lan aslında, güzel. Ben beğendim. 23 ya da 24 bölüm toplamda. Yani hepsine ortalama birer saat desen 24 saat oynamış oluyor. Sen hesap et. Yani kötü bir oyun değil. Ama tabii pek senin tarzın değil. Sen daha çok RPG. Siz Gökhan'la ikiniz aynısınız. Survival oyunlarını daha çok seviyorum. Yani geldik obsidiyene. Burada zannımca bu bölgede bir tane vardır. Zaten onu da buldum ben. Zannetmiyorum bir tane daha olsun. Bu elemanın bölgesinde olabilme ihtimali.
ihtimal yok gibi ya. Susasın ya, su buluruz. Onun istediği su olsun. Üstümüzde su yok. Şu fasulye tohumunu da al kardeşim. Fasulye tohumuyla bilen işimiz yok. Mesela varsa bu bölgede, mesela bu siyahların olduğu yer. Bu bölgede vardır mesela, bu bölgeden bulmadım. Ozmiyum. Yani sapsarı parlaması lazım karşımızda Sefa. Evet, böyle ışıldayarak karşımıza çıkacak. Borüseng söyle. Susuzluktan gebermeden bulmam lazım. Üstümde yok şu an. Şu an suya doğru gidiyorum kardeşim. İşte buralarda bayılırsa. Biliyorum bu bölgeyi ama. Tokatlayarak ayılmaz kardeşim. Ha. Bu uzay kostümü giymiş adam, buna tokadı vurdun mu? Tokat bunun suratına değmiyor. O yüzden tokat işe yaramıyor yani, senin anlayacağın. Bu bölgede kesin var bir tane ama. Yok, oraya geri dönmeyeceğim artık da. Aha, felaket tellallı. Çanlar çalıyor bizim için. Uzaklı değil ya. Şey var ama. He kanka, 3 yudum su için can çekişi işte. Şimdi ben buradakini de aldım diye hatırlıyorum. Şurada solda olması lazım. Şurada bir yerde la bunu ki. Dünya jetonunu aldık. Ozmiyum çubuğunu alalım. Gerisi senin olsun kardeşim. O kendi çıkardığımız sırtımızdaki roketin şeyi lan, tozu. Şurada bir yerde var bundan ya, bunda, bu bölgede. Onu aldım ben daha önce diye hatırlıyorum ama emin olamadım. Bir meydana çıkarttırayım onu. Neredeydi, bulayım bir. Bura mantar mağarası zaten. Bunun üstünde doğru bir yerde. Burada bir yerde olması lazım. Bu kadar yükseliyor işte. Ha, şurada. Bunu aldım ama ben. Neyse, şuradan eve doğru gidek. Sağdan git, altın bulursun ha. Gidelim, bunların dediğim gibi hepsinin tek tek lokasyonunu gösteren bir video yapmıştır biri. Ben hangilerini aldığımı, hangilerini almadığımı biliyorum zaten 3 aşağı 5 yukarı. Şu harabenin oralarda olabilir mi lan? Üstümüze bir, üstüne bir tane ekipman takıyorsun. Taktıktan sonra o parlayan şeyler önüne çıkıyor. Yani oyunun başından beri karşıma çıkmıyordu bunlar. O ekipmanı taktıktan sonra karşıma çıkmaya başladı. Ekipmanı takana kadar da birçok yeri gezdim. Artık bir de ezberledim her yeri. Her yer aynı gibi gelmeye başlıyor artık bir yerden sonra. Bakalım, buralarda yok. Belki şu gölde. Elim ağrıdı ya. İlk başladığımız yer buralar Sefa. Şurada bir tane kapsülüm var. Gariban bir kapsül. Ne balığa bak. Bunları hep ben yaptım ha. Yoktu burada, su yoktu. Canlı hiçbir şey yoktu. Buralar çöldü. Sayemde yeşillik oldu. Tabii.
Çok büyük sevap aldım bak. Bundan geldim ben buraya. Yani büyük sevap işledim. Ondan neden sana bakıyorlar? Na benim ıvır zıvırlar. Evin dibine geldik. Allah. Neyse dur bakayım. Ha? Tabii FPS düşüşü şeylerden geçerken oluyor. Şimdi 8 aldı 2. Allah. Acaba nerededir bunlar? O iki tanesi. Biraz düşüneyim. Gittiğim ama bunlardan bulmadığım önemli bir bölge. Ama hangisi işte? Obsidiyen full. İridyum çubuğu full. Uranyum çubuğu full. Şu bitki dolabına şunları atalım. Altın tohumlarım da 4 tane oldu valla. Al oramayı da. Biblolar 2 tane. Diğer tarafta. Heh. Şurada. Şu biblo sergileyicisini de bir ara yapayım bari ya. Kaç tane olmuş lan? 13 tane biblom olmuş. Hayırlı işler. Dur. Roket motorlarını da atacağız. Şu gübre K2. Gübre K2 burada. Karşısında değil. Ha, diğer tarafta. Şuraya şu patlayıcı tozu atalım. Bek yesin. Patlayıcıları görün mü? Bunlar bir dolsun. Az önce patlayıcılı bölge dedim ya. Bir iki yerden geçtik ya. Onlarla patlatıyoruz da. Süper alaşım. Yanında alüminyum var zaten. Fullenmiş. Hadi bunu da al. Bunlar kebeleklerimiz. Nerede bizim laboratuvar? Şu çok canım sıktı ya, bu çok detaylı bir şey. Bunu nasıl çözeceğiz bakalım. Merdiven vardı. Şimdilik buraya mı koymuştum ben onu? Ha, empalyo kelebeği, fensiya kelebeği, serena ve altın kelebekler. Bunlar bir burada dursun. Bunları bir ara bir düzenleyeceğim ben. Blazar kuarsı var. O da aşağıda. Buraya at. Pulsarı atacak yer dahi yok zaten. Çubuklar. Bunları şimdilik devre kartı dolabına bakmadım ama şunu al. Onu da al. Siz bir burada durun. Ben basmayınca patlatma. Yanlışlıkla basıp patlatabilirim. Güvenemiyorum yani kendime. Bir tane iç, bir tane al. Bir tane ye, bir tane al. Buraya zaten gelir biraz sonra. Evet, memelilere yaklaşık %56'ya gelmişiz. İyi gidiyoruz. Altın kelebekleri, fensiyaları falan hepsini kullanırız. Ama ben şunu aramaktan, şifte basılı tutmaktan parmaklarım koptu dostlar. Dediğim gibi bir videodan izlerim. Bulmadığım iki tane neredeyse onları da büyük ihtimalle bulurum. 3-4 tanesini gösterdim size zaten. Şelalelerde var. Obsidyen bölgesinde falan var. Bir önceki bölümde göstermiştim. Bazı bölgelerde hiç görmediğim bölgeler var. Mesela alüminyum bölgesi. Ondan sonra alüminyum. Evet, alüminyum bölgesinde bulmadım.
Bakarız ona. Neyse, bir sonraki bölüm görüşürüz. Yavaş yavaş sona doğru geliyoruz zaten. Şöyle baktığımızda çok bir şey kalmadı yani. Şu dördü kaldı. Yavaştan serinin sonuna geliyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.